Merhabalar, ben Günay Esentürk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, gündemimiz tabii ki de liglerin devam etmesi. Ancak bir taraftan transfer gündemi bir hayli yoğun. Her takım, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe transferde önemli adımlar atmak istiyor ve uğraşıyor. Birinci gündem maddesi ise İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray transferi. Bu transfer şu anda sosyal medyada bir numara. Galatasaray taraftarı şu an İrfan Can Kahveci istiyor. Öbür taraftan da böyle şeyler duyabiliyoruz. Ne gibi şeyler? İrfan Can Kahveci Fenerbahçeliymiş. Gayet normal. Herhangi, yani küçükken bir takım tutuyor olabilir. Bunda bir mahsuru yok. Ve şu an Fenerbahçe'yi de destekliyor olabilir. Bunda sıkıntı yok. Ancak Mert Hakan Yandaş da Galatasaraylıydı biliyorsunuz. Şu anda Fenerbahçe'ye imza attı. Yani Fenerbahçeli olması, küçükken Fenerbahçeli olması, Fenerbahçe taraftarı olması Galatasaray'a gelmemesi gerektiren bir durum söz konusu değil. Gelebilir. Nasıl gelebilir? Bunu konuşacağız. Neler var, neler olmuş? Bunları konuşacağız. Birkaç tane bilgi aldım. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de hani bu bilgileri nereden alıyorsun vesaire vesaire tabii diyen çok oluyor. Özellikle özelden yazan da oluyor. Yani ben burada yalan yanlış böyle haber yapmak istemiyorum. Yani daha çok gündemde olan, gündemi araştırıp kimler ne demiş, nasıl yapmış, bunların isimlerini sizlere de tabii paylaşıyoruz bazen. Ancak benim de futbol geçmişim olduğu için birkaç kişiye de olsa yine de ulaşabiliyorum. Bunları sizinle paylaşıyorum. Neler olmuş, neler yaşanacak, İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelebilir mi? Bunu konuşacağız şimdi. Ama Fenerbahçe de istiyor. Fenerbahçe hem Galatasaray istiyor. Bu yüzden transfer biraz imkansız gibi durabilir. Ama olma ihtimali de var. Neden var diyeceğim. Çünkü futbolcuya parayı verirseniz gelir. Ama bu parayı nasıl vereceksiniz? Önemli olan bu. Şimdi İrfan Can Kahveci milli takımımızda da oynayan ve Başakşehir'in kilit oyuncularından bir tanesi. Şunu atlamayalım. Büyük ihtimal bu sene Başakşehir şampiyon olacak. Ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemez mi? İster. Önüne ün katabilir mi? Katabilir. Bakın transferi daha çok kolay olabilir. Her futbolcunun şöyle bir hayali vardır. Türk futbolcunun. Avrupa'da oynamak. Bu Avrupa anahtarı nasıl açılıyor? Evet, Başakşehir'de oynarken çok fazla göz önünde olmayabilirsiniz. Ancak Galatasaray'da oynarken, Fenerbahçe'de oynarken biraz daha Avrupa'ya açılan kapı olarak görebilirsiniz. Beşiktaş da aynı şekilde. Ama Avrupa'ya kapıyı açarken nasıl açıyorsun bu kapıyı? Türkiye Ligi'nde oynayarak değil. Nerede kendini göstereceksin? UEFA. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde. Yani insanlar gelip Galatasaray Sivas maçında izleyip sizi transfer etmez. Ne yapar? Benfica ile maçını izler. Ne bileyim Juventus'la maçını izler. Ondan sonra transfere karar verir. O yüzden Şampiyonlar Ligi Türk futbolcuların Avrupa'ya açılan kapılarından en büyük bir etkeni. O yüzden bunu atlamayalım. İrfan Can Kahveci şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'a gelirse ki Galatasaray'ın biraz daha şansı var ancak sakatlıkları çok olduğu için biraz da sıkıntıya düşebilir. Ancak Fenerbahçe'de böyle bir şey mümkün olmayabilir. Onlar da yukarı doğru çıkıyor. Tabii Trabzonspor men alırsa yine ona bir kapı açılacak. Avrupa Ligi'nde oynayacak Fenerbahçe mesela. Veya Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına gidecek ama Başakşehir direkt gidecek. O yüzden bir avantaj. Belki bu sebepten dolayı Başakşehir'de kalmak isteyebilir İrfan Can Kahveci. Bunu belirtelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Her Türk futbolcusunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Hangi takımda olursa olsun. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamayabilir. Ama o havayı solumak, orada maça çıkmak çok farklı bir duygu. O yüzden bekleyelim ama şöyle bir şey var. Yani İrfan Can Kahveci'nin 7 milyon euro bir bonservis bedeli var. Ama o orada gözüken. Bu oyuncu Galatasaray'da olsaydı, Fenerbahçe'de olsaydı 15 milyon euro bir bonservis bedeli yazarlardı. 10 milyon euro yazarlardı. 7 milyon euroya Başakşehir'in bırakacağına inanmıyor musunuz? Ben inanmıyorum açık ve net. Ve araştırdığım noktalardan birkaç tanesi 7 milyon euroya bu işin olacağına biraz olmayacağını düşünüyorum. 7 milyon euro biraz zor. Ama Başakşehir'in isteği 15 milyon, 10 milyon, 15 milyon arasında gidip gelebilir. Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'ın Başakşehir'le arası iyi değil. Taraftarın iyi değil. Yönetimin iyi değil. Geçen yılları hatırlayalım, birbirlerine sürekli laf attılar. Aynı zamanda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Galatasaray Kongre üyesiydi, istifa etti. Biliyorsunuz ki. Ve aralarının iyi olmadığını söyleyelim. Ancak en son Başakşehir maçında tekrardan hatırlayalım. Abdurrahim Albayrak Göksel Gümüşdağ gördüğünde ne yapmıştı? Ceketini ilikledi ve selamladı. Yani aralarında bir şeyler olmuş, bir şeyler görüşülüyor gibi geliyor bana. Bu nasıl olur bilinmez. Ama şöyle bir şey var. İrfan Can Kahveci transferinde %100 şu anda menajer etkili. Menajerinin neler söylediğini, neler yapacağını merakla bekliyoruz. Aynı zamanda Eyüp Yıldız'ın haberinde de şöyle bir detay. Eyüp Yıldız dedi ki özellikle yurt dışında transfer teklifi almış. Yurt dışından transfer teklifi aldığı için bu Türkiye'deki transferine biraz engel olabilir. Ve ciddi derecede para isteyecektir. Kim ne derse siz Mert Hakan Yandaş'a 25 milyon 20 milyon verirsiniz TL bazında. Ancak İrfan Can Kahveci'ye bu parayı veremezsiniz. TL veremezsiniz en azından. Euro ister. Çünkü oyuncu euro teklif edilmiş. Euro ben der ki buradan bu kadar para alıyorum. Teklif alıyorum. Sen de bana bu kadar vereceksin. Ama şöyle bir şey daha var. Yurt dışında vergiler çok fazla. Yani 2,5 milyon euro kazanan bir futbolcunun cebine 2,5 milyon euro girmiyor. Şeyine göre, ligine göre vergiler ödüyor. %40'a kadar vergiler oluyor. Yani hangi takıma gider, hangi lige gider bilinmez ama bunu da takımlarımız kullanabilir. Yani mesela diyebilir ki ya sen buraya gideceksin %40 vergi ödeyeceksin, senin cebine bu kadar girecek. Evet tamam biz sana bu kadar verelim, senin cebinden para çıkmasın, vergini de biz karşılayalım diyebilirler. Ama Avrupa teklifi Türk futbolcuları için hepsinde farklı şey ima eder. Farklı şey. Çünkü yıldız oyuncuya, 18-19 yaşında bir futbolcuya, yıldız adayı oyuncuya sorarsanız Avrupa'ya gitme hayaliniz var mı diye illaki sorarlar. Doğru mudur? Herkese sordular. Evet ben Avrupa'da oynamak istiyorum der. Bunu kullanmak isteyebilir İrfan Can. Transfer zor. Bu transfer biraz daha zor. Hem Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir şampiyon olduktan sonra, hem de İrfan Can'a farklı teklifler gelebilir. Şunu düşünebilir. Ben bir sene daha burada kalacağım. 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Bir hayli fazla. Ben burada kalacağım ve Şampiyonlar Ligi'ni burada oynadıktan sonra Avrupa'ya transfer olacağım. O zaman Avrupa'ya transferi biraz daha kolaylaşabilir. O yüzden biraz daha sabırla bekleyebilir İrfan Can Kahveci. Tabii ki de oyuncunun psikolojisi neler olur. Bir de Fenerbahçe taraftarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe biraz daha yükseltebilirse teklifleri, verebilirse oraya gitme ihtimali de var. Ama Galatasaray'ın şu anki durumunda 7 milyon euro, 10 milyon euro verecek durumu yok. Fenerbahçe'nin de yok. Fenerbahçe zaten şu anda çok büyük sıkıntılar yaşıyor maddi olarak. Bu maddi anlamda yani bu paraları verebilecek takım yok. Bakın Beşiktaş'ı konuşamıyoruz bile. Yani Beşiktaş'ın transferini konuşamıyoruz bile. Yani Galatasaray mı Fenerbahçe mi diye konuşuluyor İrfan Can Kahveci. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim sizlere. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ı aldı. Eğer ki Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi alırsa işte rövanş almış olur. Benim şahsi görüşüm İrfan Can Kahveci'nin Mert Hakan Yandaş'tan daha iyi olduğudur. Bunu söyleyebilirim size. Bence daha iyi. Yani top alış, verişi, sürati, ceza sahası içerisine giriş ve maç konsantrasyonu, defansa gelip yardım etmesi, aynı zamanda hırslı futbolu. Yani Galatasaray'da hırslı futbol oynayan da yok baktığınız zaman bu döneme. Yani böyle rakibi ısıran bir futbolcu. Bunun eksikliğini çok yaşadı Galatasaray. Eğer orta sahasına İrfan Can Kahveci gibi bir oyuncuyu transfer ederse, yanında da seri gibi kaliteli bir futbolcu olursa Galatasaray'ın orta sahası çağatlayabilir. Ama bu transfer, tekrardan söylüyorum, biraz zor transfer. Öbür yandan Galatasaray'ın, hemen şuna değinmek istiyorum. Galatasaray Arda Turan'ın aşkı tekrar alevlendi. Yani hala Arda Turan görüşülüyor, konuşuluyor. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi mümkün. Ama şu anda hani yazıldığı, çizildiği gibi, bakın bunu net bir yerden haber aldım. Çok yakın kaynaktan herhangi bir görüşme yok. Resmi görüşme yok en azından. Fatih Terim Arda Turan'ı istiyor. Bu net. Yönetim istememişti ama yönetim şu anda yumuşayacak. Çünkü baskı oluşturacak. Bu sefer Falcao transferinden daha fazla tüm transferlerde Galatasaray taraftarı yönetime baskı kuracak. Çünkü bence transfer konusunda Galatasaray yönetimi başarısız. Arda Turan transferini isteyen var, istemeyen var. Ama şöyle düşünelim. Şu an Trabzonspor maçına çıkacak olan Galatasaray veya farklı bir takımda maça çıkacak olan Galatasaray'ı düşünelim. Arda Turan burada oynardı Onyekuru'nun gitmesinden sonra. Şimdi Sekidika'yı oynatacaksın. Diyorlar ki Arda Turan'ın işte 5 yıl, işte 3 yıldır 2 yıldır top oynamıyor. Fark etmez, tecrübesi yeter. Lütfen Barcelona'dan ayrılırkenki istatistiklerine bakın. Aslında başarısız değil. Sadece Başakşehir'de biraz adaptasyon sorunu yaşadı ve belli sıkıntıları oldu. Ama Galatasaray'da farklı oynayacaktır Arda Turan. Galatasaray'a geldiğinde ona şans verin. Her insan bir şansı hak eder. Hak ettiğini de düşünüyorum. Arda Turan'ın akıllandığını da düşünüyorum. Arda Turan'ın da şans beklediğini ve bu şansı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone ol, yorum yap, beğen. Hoşça kalın.